Tarım ve hayvancılığın ilkeli kanalı Türkiye'nin yeşil ekranından, Köy TV ekranlarından, bir Köylümüz Efendimiz programından daha merhabalar sevgili izleyenler. Efendim, Köylümüz Efendimiz ekibi olarak bu hafta sizlere Antalya'dan, Yörük Otağı Turizm Cenneti Antalya'dan sesleneceğiz. Antalya'nın o güzelliklerini, o güzelim koylarını, yörüklerini sizlere tanıtacağız. Yanımızda Antalya'nın en meşhur ustası İmam Usta var. Birbirinden güzel ortaklar çöp şişini ekranda görmüş olduğunuz gibi mangala atmış. Müşterilerini hazırlamaya çalışıyor. Evet İmam Usta, seni tanıyabilir miyiz? Ben 6 yıldır meslek içindeyim. Adım İmam Usta. Bu işi burada öğrendim. Daha önceki mesleğim aşçılıktı, alakart ustasıyım ben. Evet. İşte sağ olsun Gülten Hanım yardımcı oldu. Bu mesleği burada kaptık ve severek de yapıyorum bu işi. Ortaklara geldiniz mi daha önce? Hayır, daha önce. Gelmediniz ama Antalya'da duydunuz bu ismi. Tabii tabii. Tabii ki duydum. Bu işi zaten Gülten Hanım sayesinde öğrendim. Sağ olsun. Kendisi çok yardımcı oldu bu konularda. Ve gördüğünüz gibi yapıyoruz bu işi. Şimdi ustam, bu ortaklar çöp şişin özelliği, güzelliği nedir? Ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimizi bir anlat bakalım. Ya özelliği etin besi olması ve kuzu eti kadar yumuşak olması. Özel besi hayvanı değil mi bunlar? Özellikle seçiliyor. Evet. Ve Aydın'dan özel olarak getiriyoruz bu etleri. Ha, Aydın'dan Antalya'ya kuzu eti getiriyorsunuz. Hayır, dana eti efendim. Dana eti. Dana eti ama kuzu eti kadar yumuşak. Çok da lezzetli tadı var. Özellikle hiç baharat, tuz ve vesaire hiçbir şey katmayız. Etin doğal şeyi. Gördünüz mü? Sevgili izleyenler, şu anda iftara hazırlanıyor çöp şişler. Afiyetle yiyeceğiz, biz de tadacağız sizin yerinize. Eğer yolunuz Antalya'ya düşerse, özellikle Konya altındaki şubenize gelip o güzel manzarada bu güzelim çöp şişleri yemenizi tavsiye ederiz efendim. Antalya'ya gelip burada bir şube olarak açmıştık ama şimdi merkezimiz artık burası. Oradaki yerimizi devrettik. Şu an Antalya'dayız. Gördüğüm kadarıyla bayağı da çalışanınız var Müten Hanım. Evet, çok şükür. Allah inşallah daha fazla yapar. Antalya'da bilinen bir yerimiz var. Çöp işi herkes biliyor. Aydın Ortaklar çöp işi deyince burada kimse bilmiyordu. Normalde farklı buranın çöp işi. Ama şu an herkes biliyor. Farklı bir damak tadı. Ortaklar denince zaten aklımıza çöp şiş gelir. Ortaklardan geçen izleyicilerimiz de muhakkak ki görmüşlerdir bu güzelliği. O güzellikleri Aydın'dan alıp buraya getirdiniz. Tabi bu da bir hemşehriniz olarak onu verici geliyor bana. Teşekkür ederim, sağ olun. Herkes bunu söylüyor zaten. Biz de hakikaten elimizden geleni yapıyoruz. Güler yüzümüzle. Halen etlerimiz Aydın'dan gelir bizim. Burada çok hassas bir şekilde işleriz. Çok özeldir ustalarımız. Yani belki bizim şu an burada yaptığımız çöp şiş ortaklarda olmuyor maalesef. 3 yıldır tamamen bu işin içerisindeyim işletmeci olarak. Tabii öncesinde zaman zaman İzmir'e giderken Aydın'a geldiğimizde çöp şiş yiyordum, seviyordum ama şimdi işletmeci olarak işin içerisindeyim. Tabii 3 yılda çok şey öğrendim. İşletmenin ne kadar zor olduğu, dışarıda işlerin ne kadar zor olduğu. Esnaflık da oldukça zor. Gerçekten çok zor. Ama işinizi severek yapıyorsanız, özveriyle yapıyorsanız, personelinizle de iyi anlaşıyorsanız çok güzel işler oluyor. Ben bu işten dolayı çok, başta da söylediğim gibi, çok yol kat ettiğimi düşünüyorum. Çok şükür Allah'ın da izniyle çok güzel şeyler oluyor. Çok mutlu oluyorum. Gelen misafirler severek kalkınca hiçbir şey demeden. Tabii onlar memnun olunca siz de evet, memnun oluyorsunuz. Bu da güzel bir duygu olsa gerek. Teşekkür ederek gidiyorlar. Bu bizi ayrıca mutlu ediyor. Ben sadece bu işin özel bir şey olduğunu, Antalya'da bilinen bir şey olduğunu ama yaptığımız işi de biz çok öncelikle hijyen, güvenilirlik, sonrasında da hizmet anlamında iyi olduğumuzu düşünüyorum. Tabii iyinin sonu yoktur. Daha iyi olmamız gerekiyor her konuda. İnşallah bunu başarmaya devam edeceğiz. Çok hassasiyetle seçiyoruz. Bizim kendimize ait kasabımız var. Bu kasap bunları tek tek seçer. Çöp şiş olabilecek olan sadece butlarını alırız biz.
Benim tek istediğim şey, hakikaten Çöpşiş çok özel bir şey. Ve bunu tüm illere dağıtabilmek. Bunu seven, bilen ya da bilmeyen, tüm müşterilerimize, tüm halkımıza ulaştırabilmek. Ve bunu yapıyor olmaktan kendimle gerçekten gurur duyuyorum. Çok güzel bir ekibimiz var. Aydın Efeler Diyarı biliyorsunuz. Başarılı tabii ki bir sürü iş adamımız var, iş kadınımız var. İnşallah ben onlara katılabilirsem ne mutlu bana. Şöyle, şimdi Aydın'da çöp şiş yemeyip de Antalya'da ilk defa bu lezzeti tadan insanlara sorduğunuzda ikisinin arasındaki farkı bilemiyorlar ama Gülten Hanım herhalde bize çöp şişin geçmişinden kısaca bahseder. Aydın'daki çöp şişle Antalya'daki çöp şiş arasında hiçbir farkın olmaması ve bunun farklı lokasyonlarda da Türkiye'nin farklı yerlerinde de aynı lezzetin taşınması noktasında biz devreye girdik ve o noktada tanıştık ama hikayesi Gülten Hanım'ın çok etkileyiciydi. Bu işi ilk yapan kişilerden biri olması, bu lezzetin Türk damak zevkine çok uygun olması çünkü zaten bu toprakların lezzeti olması ve yaz kış özellikle çok rahat tüketilebilir bir ürün olması ve oldukça hafif. Çok hafif. Tabi bunda etin cinsi, işleniş şekli, sunumu bir sürü özelliği var ama şu çok hazmı kolay. Sen de bir şişkinlik yapmıyor. Bir de işin güzel tarafı şu, bu lezzetin standartlarını korumak aslında belli şeylere dikkat ettiğinizde çok kolay. Yani bu Türkiye'nin her yerinde bu damak zevkine yakın insanların çok rahat tüketebileceği bir ürün. Bu noktada markalaşması, farklı kitlelere ulaştırılması çok önemliydi. Gülten Hanım bu konuda zaten tecrübeli, yetenekli, güç birliği yaptık. Siz Aydınlısınız, bu lezzeti biliyorsunuz, burada da yediniz muhtemelen. Lezzet arasında bir fark var mı ya da kalite? Ben bir fark göremedim. Aksine ortaklardaki hemşehrilerimiz darılmasın da bize ama et kalitesi olarak çok daha farklı. Onu da açık açık söyleyelim yani. Tabii şimdi Gülten Hanım orada yapmaya başladı bu işi. Şimdi burada devam ediyor. Aradaki tecrübesini de buraya yansıtıyor haliyle. Biraz fark ondandır. Yoksa onun dışında çok bir fark olacağını ben de düşünmüyorum ama. Çöp şiş dediğim gibi her dem tüketilebilecek bir ürün. Bize yaz çok yaz kış yenen bir şey. Bunun şu an hele hele gıda ile ilgili sorun yaşadığımız şu günlerde her şeyin tüketilmemesi konusunda televizyonlarda sürekli programlar yapıldığı dönemde mutlaka denenmesi gereken bir ürün. Sağlıklı protein tüketmek isteyenler ve keyif almak isteyenlerin aslında tercih edeceği bir nokta Gülten Atar, Aydın Ortaklar, Çöp Şiş. Doğru, o konuda da şöyle bir hamlemiz oldu. Şimdi bu lezzet biliniyor ama standartlarının korunması lazım. Farklı bölgelere götürürken bu lezzeti belli konularda dikkatli olmanız lazım. Patent bunun ilk adımıydı. Sonrasında biz toplu ürünler vermeye başladık. Nasıl ki patentimizi aldık, standartlarımızı belirledik. Antalya'nın dışında İstanbul'da, Isparta'da, Ankara'da olsun bir takım işletmelere franchise olmasa bile bunun bir adımıdır bu aslında. Toplu ürün vermeye başladık. Ve olumlu dönüşler aldık. Şimdi adım adım franchise'a doğru gidiyoruz. Bakıyoruz ki uluslararası birçok franchise markası var. Ama onların hepsi bu süreçlerden geçmiş. Şimdi aslında biz bu süreçleri, bu dönemi geçiriyoruz. Amacımız dediğimiz gibi bu lezzetin farklı noktalara belli standartlarda dağıtılması, yayılması. İşte bu markanın işte alışveriş merkezlerine nasıl girer, muadili var mı, rakibi var mı diye incelediğimizde şöyle bir avantajımız ortaya çıktı açıkçası. Herhangi bir AVM ya da herhangi bir şeye girdiğimizde bu konuyla ilgili markalaşmış bir ürün yok. Ve ben duymadım da daha önce zaten. Evet. Dolayısıyla hani oralarda daha çabuk kabul görür deyip oradan başladık açıkçası. Ve Gülten Hanım bunu Türkiye'de dondurup pazarlayabilen kişidir aynı zamanda. Yani Aydın'da ya da herhangi bir restoranda anlık tüketiliyor, donduruluyor, yapılıyor ama bunun sevkiyatını yapan bildiğim kadarıyla yok. Dolayısıyla bunu Antalya'dan herhangi bir ile
Hatta imkan olursa yurt dışına gönderilebilecek şekilde dondurulumu, işte paketlenmesi mümkün şu anda. Dolayısıyla bu bizi hızlı bir açılım oluşturacaktır diye düşünüyoruz. Çöpüşün her noktasını biliyorum. Nasıl olacağını biliyorum. Eti çok özel. Etleri, hakikaten besisi çok önemli. Gerçekten et bir numara yani. Hafif oldukça insanı yormuyor, sıkmıyor. Evet. Biz onları çok hassas seçiyoruz. Bizim kendimize ait kasabamız var. Bu kasap bunları tek tek seçer. Çöpüş olabilecek olan sadece butlarını alırız biz. Benim tek istediğim şey, hakikaten çöpüşe çok özel bir şey. Ve bunu tüm illere dağıtabilmek. Bunu seven, bilen ya da bilmeyen, tüm müşterilerimize, tüm halkımıza ulaştırabilmek. Ve bunu yapıyor olmaktan kendimle gerçekten gurur duyuyorum. Çok güzel bir ekibimiz var. Mehmet Bey, Bilge Bey, ortağım Mehmet Bey. Bize ulaşmak kolay istedikten sonra. Bize ulaştıktan sonra biz zaten gereğini yapıyoruz. Size ulaştıklarında da kesinlikle bu çöpüşün tadına bir baksınlar, yesinler. Ondan sonra bu işe koyuyorsunlar değil mi? Evet. Biz zaten marka tescili, yani isim vermeden önce Bilge Bey'in de söylediği gibi biz çöpüşlerimizi verip, ustamızı gönderip bizim istediğimiz standartlarda çöpüşleri çıkarıp müşterileri tarafından beğeni alabilirler. Bunun için bir süre koyabiliriz. 6 ay olabilir, 1 yıl olabilir. Memnun olduklarında biz isim hakkını verebiliriz kendilerine. Biz bu kadar iddialıyız. Biz severek yapıyoruz. Dededen beri geldiği için tabii ki yani bunun verdiği bir iş bilme tecrübe. Yani bunların hepsi severek yapıldığı zaman daha güzel, daha keyifli, daha lezzetli, daha naif bir çerçeveye giriyor. Tabii ki bu işe yansıyor. Yani bu tabii devamlılığı getiriyor her şeyden önce. Yani ne kadar verirseniz o kadar alabiliyorsunuz ticarette. Yani bunun ötesinde tabii bizim Aydın'dan beri geldiği için yani insanların Antalya'da olmaması, başka yani bu işi yapan, bilen, bu bizim tabii ki bir artımız oldu. Aynı zamanda Aydın ilinde temsil etmiş oluyorsunuz Antalya'da. Tabii yani bu tabii gurur verici bir şey. Yani her zaman her yerde söylüyoruz. Geneleksel bir Aydın'ın ortaklar çöpçüsü olarak Antalya'da iki şubeyle yani Allah utandırmasa